kardeşim sen yine, yani daha doğrusu Beyhan teyze yine denemediği taktik kalmadı. He. Sen dün Beyhan teyzenin neler yaptığından haberin var mı senin? Ne yaptı acaba? Aa, haberin yok mu neler yaptığında? Vallahi bilmiyorum. Bana buradan zaten yani gücenden... Sen de genelde hep bilmiyorum diyorsun da bence senin de her bir şeyden haberin var. Ya, lafımı bitirmeme izin verseniz anlayacaksınız da. Anlat. Hiçbiriniz canım dinlemeyi bilmiyorsunuz. Anlat, dinliyorum ben, burada seni. Sanki ben haksız yere ona kızıyormuşum gibi bir kendi kendine böyle triplere girdi. Çıktıktan sonra sen git, ben giderim. Kendim gitmesini bilirim. Sonra ben de aramadım. Ben de zaten sinirliydim açıkçası. Kendi gitti, ben bilmiyorum. Haberim de yok. Merak da etmiyorum. Yeşimciğim. Oyunları merak etmiyorum. Seni çok fazla yorma da izleyelim istersen. Yok, ben izlemek de istemiyorum aslında izleyelim, da. İzleyelim, izleyelim. Gör, gör. Siz merak ediyorsunuz. İzleyelim. Yönetmenim, rica edebilir miyiz? Lütfen. Hanım, gerçekten Allah razı olsun. Ben kaç gündür sana ulaşmaya çalıştım. Ne olur kıramadım geldim. Yani vallahi billahi şu tabak aynen bana öğret artık. Bize öğret artık. Biz bulamıyoruz yani bunu. Bak Nuray teyze de orada. Sizin öncelikle hedefiniz tabak olmalı. Evet. Sana gelinin ne tüyo verdi? Ne dedi? Öncelikle bunu asla unutmayın. Özel ders alıyorlar, bunun özel ders. Tadına baktın. Yeşim'in tüyosu var mı burada? Yok. Geç. Ama unutma. Sonra ikinci tabağa geliyorsun. Bunu da aynı şekilde bakıyorsun. Hep Yeşim'i arıyorsun. Yeşim dediğini yapmış mı? Yapmadı. Bulamadın. Allah, o zaman lezzetine bakacaksın. Şimdi hocam. Estağfurullah. Hocam. Cır cır sesinden çok korkuyorum. Ya elim ayağım titriyor. İşte zaten sizin kendinizi kaybetmenizin sebebi bu. Ya, ne aklınız gelinlerde. Ya. Evet, ben hiç korkmadım gelinimden. Siz buraya geliyorsunuz tabaktan ziyade... Eyvah, şimdi bulamazsam gelinler masaya gidince ne bana ne yapar diye kendinizi resmen unutuyorsunuz. Evet ya. Bir kere bu gelinlerden korkuyu bırakacaksınız. Evet. Evet. Bir kere kendinize güveniniz olsun ya. Gidim. Oraya gideceksin diyeceksin, yapamamışsın. Bitti. Şerit falan çekiyor. O ne ya? Çeker atarım vallahi şeriti. Ha? Şey hocam, ben çok unutuyorum ya. Hocam diyor ya. O zaman Beyhan Hanımcığım, tıbba giriyor bu, B12'ne baktır. İçeride kayınvalide odasında sen sürekli uyukluyorsun. Bak ben sana bir taktik vereyim mi size? İçeride çok monitöre bakıp gelinini izleyen kayınvalideleri oyalayın. Ne? Bu hafta bulamazsam ben gene sizi arayacağım. Lütfen gelin, her derste bir çeyrek ben veriyorum. Bir çeyrek de Nuray Hanım verecek. Ne? Burada 9 ay yarıştım. Evet. Ne kimseyle ittifak kurdum. Ne kimsenin bileziğini ne çeyreğini aldım. Evet. Bu benim prensibime ters. Ben bunu kabul etmem. Kızlar, izlediniz mi kayınvalidelerinizi? Bizim çeyreklerden mi veriyorlar? Ben öyle yanlış mı anladım Yeşim? Hala bak, gerçekten her gün buraya gelirken diyorum ki bugün sinirlenmeyeceğim. Bugün sinirlenmeyeceğim. Sorun hesabınızı. Sana, madem ders alıyorsun bari öğrendiğinin hakkını ver. Sana diyor ya, kayınvalideler ekranı izlerken onlara oyala. O orayı yanlış anlamış. O dersi kendine oyalıyor. Kendine oyalıyor. Anne, ders alıyorsun, doğru al ya. Anne, bir şey söyleyeceğim. Benim sana anlattığım tüyoyu, bak, benim sana anlattığım tüyo zaten belli. Senin başkasına ne ihtiyacın var ya? Ya Beyhan. Sen zaten başkası da anlatsa bulamıyorsun, ben de anlatsam bulamıyorsun. En azından böyle şey yapmayalım yani, böyle reklam olmayalım. Bir de bizim çeyrek, ben kimseye çeyrek falan veremem. Hayır, çeyrek ne demek ya? Hele senden hiç beklemezdim ya. İnsan kendini bu kadar düşürür mü ya? Ya sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ne diyorsun? Yalan mı? Benim artık başka çarem mi vardı? Ne demek çarem mi var? Çarem mi vardı? Ha, burada uyuklayacağına, uyuklayacağına. Orayı takip edeceksin. Takip et bir şeyleri, takip et. Bak, ben bu gelini, ben bu arkadaşa 3 gün ulaşmaya çalıştım. Nuray da bana çağır, akıl alalım diye. Bu da bana destek verince 3 gün... Ay Beyhan abla, sen de her şeyi beni suçluyorsun. Ya sokuyor saniye ya, hepsi beni suçlama ya. Ben sen demesen ben ne bilirim ben? Hani biz beceremiyoruz bu işi, gel sen bize öğret demeye gelmiş. Soralım, akıl alalım. Ay evet diyor, bir de kabul ediyor. Sevilay Hanım bir saniye. Canım. Bir dakika. Sevilay Hanım bir saniye, sadece biz akıl aldık, bize şöyle yapın böyle yapın demedi. Tamam da verdiği akılları sadece, zaten biliyorsunuz. Sadece güvenin kendinize, gelinlerden korkmayın dedi gördüğünüz gibi. Ne madem o kadar ya akıla ihtiyacınız vardı, bana gelip sorsaydınız. Bir de kalkmış çeyrek verelim diyorsunuz. Değer mi hiç çeyrek altın vermeye? Gelinleriniz birer domatesi, dilmiş domatesi söylüyor. Biz onu teklif ettik ama o parayı
kadın ne dedi? Evet, kabul etmedi. Dedi, kabul etmedi. Zaten kabul etmezdi zannedersen de. Dedi. Etmezdi ama teklif etmeniz bile Vallahi ayıp. Ben size ya, şaşırdım. Es teklif etmeniz bile ayıp. Ay çok bir şey başarıyormuş gibi. Ya. Bir de kalkmış diyor ki çeyrekleri bölüşürüz. Sen onda ne hakkın var da bir de yani, bölüşüyorsun ya. Yeşim kalkıp burada kayınvalideleriniz özel ders alıyor. Siz de hala gelin ki ben ne? Çeyrek aldım, ya, ben bilezik aldım. Ders alabilecek durumda olsa benim söylediklerimin aynısını söylüyor. Ya tüyoyu alacak kayınvalide de burada dillere destan bir kayınvalide olsa. He? Geline de sen kayınvalidesinin karşısında konuşmuyor kız. Tamam anneciğim, tamam anneciğim. Kimden bahsediyorsun burada ya? Burada şey işte Aysun'un kayınvalidesi. Ha, kendi gelini mi? Evet, burada 9 ay kalmışlar. Bak bak listede bak. 3. sırada 50 bilezik. Bence bu ben burada 9 ay kalacağım. He. 180 bilezik alırım be. Şimdi gelinim karşımda yemek yapıyor. Ben de onu izliyorum. Hadi beni oyalayın bakalım nasıl akıl vermiş ya. Oyalayın hadi beni. Sevil Hanım. Anne nasıl? Evet. Sevil Hanım. Bana bak. Bana bak. Ya, onu bana bir kere bak. Dersin. Ona bak zaten yaparsın. Onun verdiği hiçbir akıl yok. Senin kendine özgüvenin yok mu? Var Allah'a şükür. Eğer gelinini bulamadığın zaman ne yapıyoruz? Hepimiz lezzete puan vermiyor muyuz? Ya Sevil Hanım dedim ki bazen dedim Damla'yla dedim orada konuştuklarımızla tiyolarımız tutuşmuyor burada. Evet. Ondan bir vermek zorunda kalıyorum dedim. Ona cevap alamadım zaten. Ama bu bir şans lezzete oluyor. Lezzete vereceksin orada. Onu ben de söyleyeyim sana. O da veremedi oluyor. Bak ben de veremedim dün. Dün ben de veremedim. Olabiliyor, onu anlatıyoruz sana zaten. O zaman lezzet kazansın yani. Senden de bir yola çıktık anca beni suçluyor. Sen demedin mi kız gelsin gel 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 gel. Aysun geçen yıl buradan elendi. Tekrar buraya geldi kız. Burada da 9 ay kaldı. Hani totalde 9 ay. Bir de sorsan elenmedik derler. Heh. Sanki ilk defa geliyormuş gibi bilezik aldık derler. Sizin kayınvalideleriniz de gitsin tüy alsın. Allah'a şükür elimin lezzeti de yerinde. Yemeklerim de ortada belli. Ben kimsenin desteğini almadan burada en güzel yemeği de çıkarıyorum. Tamam mı? Bir şey soracağım. 9 ay boyunca burada işte kalamayan, ondan sonra tekrar elenip gelenlere hayatta dönmem. Gidip de kayınvalidemi konuşturmam. Ama Damla sana da hak veriyorum. Çünkü çok benziyorsunuz aslında. Bana ne zaman çatacak diye bekliyordum. Çok güzel bir şey söyledin. Aysun'u yani programı eskiden de takip ediyorum. Tanıyorum da. Evet benim gibi gitmiş gelmiş olabilir ama her ne kadar da uzaktan yakından tanısam da sadece izleyerek şöyle söyleyeyim sonuçta şampiyon olmuş. Demek ki bu senenin şampiyonu da ben olacağım. Ben de burada 9 ay kalsam. Bir dakika ben, bir şey soracağım. Sadece o sezonun değil gelinin mutfaktanın başladığı andan itibaren şampiyon olurum. Sen bana soru sordun değil mi? Diyorum ki ben çok iyi çok iyi 50 tane bilezik aldılar deyince ben de dedim ki madem çok o kadar ustalar çağır çok güçlü bilgileri var bilgi alalım dedim. Ya sadece özgüveniniz olsun senin dedim. Sezonun içinde bu aldılar yani, ama bu. Bütün bir sezonun sezon. İçinde aldıkları bilezik o. Çok mu yine? Belki de gelinleri iyidir. Değil. Niye suçu kendiniz arıyorsunuz bulamıyoruz diye. Kadın'a özgüven varmış.